Evet sevgili dostlar bugün sokak fotoğrafçılığında, portre fotoğrafçılığında, manzara fotoğrafçılığında, makro çekimde, ürün küçük ürün çekimlerinde, siyah beyaz çekimde ve flashlı çekimlerde özellikle stüdyo flashlı çekimlerinde hangi ayarları yapmanız gerektiğinizi anlatacağım. XH2'nizin üzerinde. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Bu içerik biraz uzuncana olabilir. Dolayısıyla bölümlere ayırdım. İşte sokak hangisi sizi ilgilendiriyorsa daha öncekileri dinlemek istiyor mu istemiyorsanız oradan doğruya oraya da atlayabilirsiniz. Ama tavsiye ederim bence hepsini birden dinleyin çünkü size faydası olacaktır. Belki de bu ayarları otomatik olarak kendi makinenize uygulayacaksınız. Evet sevgili dostlar. Birinci e, ayarımız bizim neydi? Sokak fotoğrafçılığı. Sokak fotoğrafçılığında ne istersiniz? Hızlı davranmak istersiniz. Yani o ayarlarla falan uğraşmak istemezsiniz. Dolayısıyla flu ama ISO'su düşük bir fotoğraf yakalamaktansa ISO çok önemli değil. Grenli ama kareyi ıskalamamayı istersiniz sokak fotoğrafçılığında. Minimum ISO'nuzun 500. Onun altına düşmeyin. Nedenini anlatacağım ben size. Maksimum ISO'nuzu da 6400'e kadar çıkartmakta fayda var. 6400'e kadar oldukça temiz kareler yakalayacaksınız. O konuda bir sıkıntınız olmasın lütfen. Evet burada ISO'ya gireceğiz sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi otomatik ISO'ya ayarlı. Minimum 500, maksimum 6400. Neden 500 olduğunu bir araya ben size şimdi anlatacağım. 6400'e kadar da oldukça temiz kareler yakalıyorsunuz. Dolayısıyla bunda bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim menüye. Menüde yaptığımız ayarlara bakalım. Evet. İlk yapmanız gereken şey tabii önce ayarınızı yani çarkınızı A'ya getirmek. Diyafram öncelikli. Fotoğraf çekeceksiniz ve diyaframın sizde olmasını istiyorsunuz. Bütün özelliği orada. 3 bölü 2 ayarlamasını yapıyorsunuz. Sonra Fine ve Low. Niye böyle ayarladım? Her iki türlü anlatayım size. Ben sadece Raw çekerim ya da ben sadece JPEG çekerim diyen arkadaşların her ikisine de farklı ayarları ya da daha doğrusu birleştirmiş olarak sizlere aktarmak istiyorum. Raw kaydı ben sıkıştırılmamış tercih ediyorum ama kayıpsız sıkıştırılmış da tercih edebilirsiniz. Ona bir sıkı sıkıntı yok. Tabii ki JPEG tercih edeceksiniz. Film benzetimine gelelim. Burada XH2 ile beraber daha doğrusu bu yeni nesil e, Fuji filmlerle beraber nostaljik negatifi tercih ettim. Çok renklerini çok beğeniyorum. Ama onda da ufak tefek düzeltmeler ve ayarlamalar yaptık. Yaptığımız, yaptığım değişikliklerden bir tanesini hemen size geleyim. Ha, öncelikle beyaz dengesi tabii. Beyaz rengisini burada ambiyans ambiyans önceliği otomatik seçeneğini seçerseniz o sokaktaki o renkleri bilmem neyi tamam ta, daha güzel yansıtacaktır fotoğrafınız. Ee, din Heh. 500 ISO'yu şundan dolayı seçtik sevgili dostlar. Dinamik aralık önceliğini tercih etmeyeceğiz. Dinamik aralık önceliğini tercih edeceğiz. Dinamik aralık önceliğini otomatiğe getirirseniz kuvvetli dinamik aralıklarında da en geçerli ayarı size makine sağlayacaktır. Ben burada rengi eksi 1'e getirdim sevgili dostlar. Başka da bir ayar yaptığımı hatırlamıyorum. Gelelim AFMF yani netleme ve odaklama. Odak tipinizi tabii ki tek noktaya getireceksiniz. Ve pardon tek çekime getireceksiniz. Ve AF tipinizi de bölgeye getirin. Bölgeyi orta boyda tutun ve ortalarda tutun ki ...yani... E, hani tam netlemek için uğraşmayın. Zaten makine oldukça başarılı bölge netlemede. AFC özel ayarların herhangi bir ayara dokunmanıza gerek yok. Ee, onun haricinde değiştirdiğimiz herhangi bir şey var mı? Tabi bunların hepsi kapalı olmalı. Yüz göz tanıma ayarı zaten fonksiyon düğmesinden biliyorsunuz mevcut. Olur da sokak fotoğrafçılığında insan yakalamak isterseniz, çekmek isterseniz o zaman bu düğmeyle yani istediğiniz anda aktif Etmekte fayda var. Onun haricinde de kapalı tutmakta fayda var sevgili dostlar. Nesne algılama ayarları için aynı şey geçerli. Ee, onun haricinde herhangi bir düzenleme ya da düzeltme yapmamışım. Yapacağınız tek bir şey kalıyor. Tekrar IQ'ya gelip. Ta bu hani ayarları kaydediyoruz ya. Yeni bir kişisel ayar kaydet düzenleye. Önce buraya girdikten sonra aşağı inip kişisel ayara isim ver. Onu da gerçekleştirdikten sonra da geçerli ayarları kaydetle bitiriyorsunuz buradaki kaydı. Bu sokak fotoğrafçılığı için de sevgili dostlar. Sizinle beraber şimdi ikinci bölüme geçelim. İkinci bölümde portre çekimi ama bu portre çekimi flaşlı portre çekimi değil. Ee, dışarıda doğal ışıkta, bir gün batımı çekiminde olabilir, gölgede bir çekim olabilir. Onlara göre ayarlar yapacağız. Şimdi bunun için portrede yapmanız gereken şeylerden bir tanesi hemen burada notlarıma da bir bakayım yanlış bir şey söylememiş olmak adına ee, birinci yap düzeltmeniz gereken ayar ISO ve beyaz dengesi ayarları. Öncelikle ISO'ya gelelim. ISO'nun burada gördüğünüz gibi 125 ile yani otomatik ayarınızı 125 ISO ile 800 ISO ayarında ayar, ayarlayın. 800 ISO'nun üzerinde zaten ihtiyacınız yok ve bu her iki bölümde de isonetliğiniz zaten en yüksek derecede olacaktır. Beyaz dengesine gelince, ten rengini doğru yakalamak istediğiniz gibi beyaz önceliğinizi bu sefer e, otomatik beyaz dengesini beyaz önceliğine göre ayarlamakta fayda var. o Onları gerçekleştirdikten sonra aya getirmeyi unutmayın çarkınızı. Yine diyafram sizde aya getireceksiniz. Niye bu ayarları yaptım? Çünkü genelde portreyi çekerken siz e, nasıl diyeyim? Hızlı lenser kullanacaksınız f ya da F1.4'lük lenser kullanacaksınız. Dolayısıyla da bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Düşük ya yani çok düşük hızlara inmek zorunda kalmayacaksınız enstantanede. Buradan yaptığımız değişikliklere bir göz atalım. Yine aynı şekilde sevgili dostlar, Fine Art RAW yani hem JPEG çeken hem de RAW çeken arkadaşlar için ayarlar var. Ben burada birçok insanın aksine ASCII değil klasik Kromu tercih ediyorum. Onda da ufak tefek değişikliklerim var. Onları göstereceğim ben size. Ee, ondan sonra neleri değiştirmişim? Evet. Burada tabii düşük olduğu için bir önce D aralık önceliğini kullanmıştık. Ona gerek yok. Dinamik aralık önceliğini otomatiğe getirin. 125 isoldan dolayı. Burada ten eğrisini tavsiye edeceğim. Eksi bir ve eksi bire getirin. Orada hani o keskinliği ve kontrastı ben biraz daha azaltmak istiyorum ki yüzdeki hataları daha kolay düzeltebilin diye. Buradan da çıktığımız zaman sevgili dostlar rengi eksi bire getireceğim. Ten rengini çok şey yapmasına gerek yok. Buradaki kontrast eksiğini keskinliği de aynı şekilde eksi bire getiriyorum. Onun haricinde burada bir düzenleme yapmıyorum. Gelelim en önemli kısımlardan bir tanesine. O da netleme bölgesine yapacağınız değişiklikler. Burada tabii ki AFC'ye getireceksiniz ve devamlı AF'ye getireceksiniz. Yanılmıyorsam ordunu hemen kontrol edeceğim biraz sonra. Drive'dan da değişiklikler olacaktır. Devamlı AF, AF tipini geniş izlemeye getirin çünkü geniş izlemede bu açacağınız yüz göz algılama en başarılı çalıştığı nokta. AFC özel ayarlarında bakayım herhangi bir değişiklik yapmış mıyım? Yapmışım. Evet sevgili dostlar takip hassasiyetini yüksek tutmak ve yakaladığı gözü kilitlemesi noktasında 6. sıradaki ayara gelin takip hassasiyetinizi 6'ya çıkartın diye tavsiye ederim. Onun haricinde de burada başka bir ayarımız yüz görüş açık tabii ki başka da bir ayarımız yok. Burada yanılmıyorsam drive'dan bir şey evet drive'dan hızlı seri çekime getirdim ve 10 kareye getirdim. 10, yani 10 kare hızlı çekime getirdim ki tık 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 yani bir tanesinin iç olması çok net, çok arzu ettiğiniz gibi yakalama şansına sahip olun diye. Aynı şekilde buradan da bunları kaydetmek için en son IQ'ya geliyorsunuz. Daha o kaydet noktasına kadar getiriyorsunuz. Evet, yeni bir kişisel ayar, düzenle kaydet. Burayı girdiğiniz zaman kişisel ayara isim vermeyi unutmayın. Ondan sonra geçerli ayarlarınızı kaydedin. Evet, sevgili dostlar şimdi geldi sıra manzaraya. E, manzara benim çok sevdiğim bir fotoğrafçılık türü. O konuda da iyi olduğumu düşünüyorum. Şimdi sevgili dostlar ilk yapacağınız şey elbette A'ya getirmek olacaktır. Ama siz bunu eğer çok daha profesyonelce tripod üzerine falan çekiyorsanız manuelde de çekersiniz ama ben ona hiç çok fazla gereksinim duymadım. Genellikle pozlama telafisiyle düzen, düzeltmeler yaptım. Sevgili dostlar A'ya getirdikten sonra ISO'nuzu 500'e getirin. Çünkü genelde gündüz çekimi yapacaksınız ya da gün batımları çekimleri yapacaksınız ve genellikle de bunu çok düşük hızlara ihtiyacınız ihtiyaç duymayacağınız için 500'de tutabilirsin. Ama siz gece çekimi de yapacaksınız. Bu sefer zaten tripodta yapacaksınız 1-2 saniyelik ya da 5 saniyelik. E onda da zaten e, tripodunuz sa, e, sabit olacağı için sizin iyi açmaya e, e, saçmaya da ihtiyacınız yok. ISO'nuzu yükseltmeye de gerek yok. 500'lük ISO size o dinamik aralığı için 500'ün altına kullanmamanızda fayda var. Beyaz dengesine gelince sevgili dostlar, beyaz önceliğini tavsiye ediyorum ki doğanın renklerini güzel güzel yakalayın. Ama gün batımı yapıyorsanız orada da ambiyans öncesini tercih edebilirsiniz. Ki burada ben ambiyans öncesi olarak tercih edeyim size göstermemiş olmak için. Sonra gelelim burada yaptığımız ayarlar, ayar değişikliklerine. Burada da sevgili dostlar aynı şekilde sizlere hem fine yani hem jpeg hem raw çekimleri burada sıkıştırma aynısı geçiyorum. Burada ben Velvia'yı tercih ediyorum. Biraz daha canlı renklerin öne çıkması için. Gran efektlerini falan kapalı tutuyorum. Bunların hepsini kapalı tutuyorum. E, düz kapalı tutuyorum. Beyaz dengesini zaten otomatik beyaz öncesine getirmiştik. Renkte herhangi bir oynama yapmayın sakın. Bu sefer de çok fazla olur. Keskinliği artı bire getiriyorum. Artı bir iyidir. Onlarca berraklığı da artı bire getiriyorum. Berraklığı artı bire getirmeniz yapacağınız çekimde makinenin daha doğrusu sensörün CF Express kart ya da diğer kartı aktarımda bir parça gecikmeye sebebiyet verecektir. Paniklemeyin o konuda. Ee, burada başka bir şey yok. Gelelim AFMF'ye. AFMF'de tabii ki yapacağınız şey, yapmanız gereken şey single shot olacaktır. AFS'ye gelecektir. Ve buradan da tek noktaya gelecektir. Tek noktadan sonra da benim size tavsiye edeceğim şuradaki kursörü görüyorsunuz ya şuraya getirirseniz eğer ve buradaki netlemeyi ayarlarsanız genellikle efonun altına çekmeyeceğiniz için bütün alanı komple topyekün derinlemesine yakalamış olursunuz sevgili dostlar. nerede kalmıştık? ANFJ özel ayarlarıyla hiç oynamayın. Eğer oynadıysanız da bir de kal, bir de tekrar getirmeyi lütfen unutmayın. Başka da burada benim size tavsiye edeceğim bir şey yok. Tabii ki bunları söyleme gerek yok. Yüz göz hayvan tanımı, nesne algılama hepsi kapalı olacak. AF, kapalı tutun ama MF yardım tepeyi açıkta tutun ki bazen manuel netleme ile de destek alma ihtiyacınız doğabilir. Onun için açık tutun. Başka da bir ayar yok. Dolayısıyla bunları yaptıktan sonra tekrar IQ'ya gelip sevgili dostlar tekrar tekrar hatırlatıyorum ben size bunları. Yeni bir kişisel ayar düzenleme kaydet. Girdiğiniz zaman kişisel ayara isim ver. Sonra geçerli ayarlarınızı kaydedin. Ben de burada bir değişiklik yaptığım için buradaki ayarları kaydetmiş oldum sevgili dostlar. Ee, Hem bir tek bir öncekisinde bir tek konudan bahsetmeyi unuttum. Eğer manuel çekiyorsanız IBIS modunuzu AS sürekliye getirin. Hayır, bunu tripod üzerine kuracaksanız da kapatmayı unutmayın. Gelelim makro. Yani makro of, o kadar çok şey var ki birçok insan zaten bunu manuel çekmeyi tercih ediyor. İşte tripodlar, araçlar falan falan. Ama siz manuel bir close-up çekimi diyelim ona yapacaksanız, orada manuel elde çekimlerinde e, burada manuele ayarlayın, M'ye getirin. Tamam. M'ye getirdikten sonra da şimdi ben neler yapmışım ona bir göz atalım. Bakın burada isonuzu siz siz olun otomatiğinizi 500 ile 12800 arasına getirin. Neden 12800? Çünkü genellikle makro çok karanlık ortamlarda ve daha yüksek hızlarda yapmak isteyeceksiniz. Enstantanezi belki binlere kadar, belki 2000'lere kadar çıkartmak ihtiyaç duyacaksınız. Ee, siz hani dar bir netleme alanında çalışamazsınız. Siz daha geniş bir netleme alanında çalışmak için bazen 11, bazen F13, bazen F16 kullanacaksınız. Dolayısıyla da burada ne yazık ki biraz ISO'ya yüklenmek zorunda kalacağınızı bilmenizde fayda var. Bunlardan dolayı da ISO'nuzu 500 ile 12800'e ayarladıktan sonra ayarınızı manuele getireceksiniz. Beyaz dengenizi burada ben tamamen otoya bırakmanızı tercih ederim. Tam ortadaki seçenekte. Dinamik aralık önceliğinizi otomatiğe getirin. 500'de olduğunuz için. Başka da bildiğim kadarıyla film benzetimini ben yine Velvia'da bıraktım. Çünkü e, renklerin daha böyle canlı çıkmasında fayda var. Ama başka bir değişiklik yapmadım. Ve tekrar F artı o. Gelelim AFMF'ye. Şimdi sevgili dostlar, manuel çekenler zaten şeyi de netlemeyi de manuel yapacaktır. Ama varsayalım ki siz işte manuel değil de bir şey yakalamaya çalışıyorsunuz. O zaman tabii ki orada yapmanız gereken AFC'ye getirin. Yani sürekli otofoküse getirin. Ve AF tipinizi de bölgeye getirin. Hiç olmazsa orada bir şeyler yakalama ihtimaliniz çoğalır. Bitmiyor. AFC özel ayarlarında ben bunu ikiye getirmenizi tavsiye ederim. Aniden hareket eden, hızlı hareket eden nesleri daha rahat fokuslayabilmesi için. Buradan çıkarsak başka da burada herhangi bir şey yapmışlığım yok. Tabii ki nesne algılama ayarlarınızı açabilirsiniz. İnan bana böcek testi çekecekseniz hayvanda tutmanızda fayda var. Yani daha iyi net diyor, enteresan biçimde yakalayabiliyor. Ama biz buradan eğer ki Drive'a gelecek olursak, Drive'da da göreceğiniz gibi tekrar ikinci seçenekten 15 kare saniyeye ve elektronik enstantaneye ayarımı kurdum. Çünkü tek çekimde makro, net makro yakalamak çok zor arkadaşlar. Dolayısıyla Böyle sağlam, güzel, net bir fotoğraf yakalayabilmek için çoklu çekime ve hatta gerekirse hafif böyle ileri geri oynayarak net bir kare yakalama şansına daha yüksek bir biçimde sahip oluyorsunuz. Ve tabii ki söylememe gerek yok. Menüde de AS modunuzu, AS modunuzu sürekli de tutmanızda fayda var. Yani IBIS'inizi açık tutmanızda fayda var. Bunu da ayarlamış olalım. Bunu da bitirelim sevgili dostlar. Aynı şekilde unutmayalım. Ha keskinliği ben burada artı ikiye getirdim. Özür dilerim. JPEG çekenler için. Ee, başka da bir şey yapmadım. Artı niye getirdim? Çünkü hiç olmazsa hani o alan derinliği sıkıntınızı netlikle kapatabilme şansa sahip olun diye yaptım onu da. Ondan sonra tekrar buraya geliyorsunuz. Yeni bir kişisel ayar düzelt kaydede. Unutmayın kişisel ayara isim verin. Daha sonra da geçerli ayarlarınızı kaydedin. Efendim bunu da kapatalım. Şimdi gelelim sevgili dostlar ürün çekimine. Yani ürün çekimi öyle kolay bir şey değil. Ürün çekimi için enteresan şeyler yapmak zorunda kalacaksınız. Birincisi önce kameranızı bir tripoda sabitlemeniz gerekiyor. Ondan sonra odaklamalarınızı düzelttikten sonra da başka türlü çekimler yapmanız gerekiyor. Yani kalkıp da ben işte şu ürünü tak çekeyim tek kareyle olmaz o. Çünkü inanın en yüksek F, -F değerine getirseniz dahi küçük nesnelerin tümünü netlik alanına dahil edemiyorsunuz. Bunu yapabilmek için de Focus Bracketing dediğimiz bir şey var ki ki daha önce ben bu konuyu yapmıştım. Burada linkini bırakıyorum sevgili dostlar. Dolayısıyla evet burada yapmamız gereken ilk şey Drive modunu açıp şu ortada gördüğünüz BKT'ye gelip netlik dizisinden de fokus seçin. Orada bitmiyor. Manu yani menüden de ayarlamalar yapacağız sevgili dostlar. Bunu yaptıktan sonra menüye geleceğiz. Ne yapmamız gerekiyor bakalım. Ben mesela e, Provia'yı tercih ettim. Yine de renk bakımından hani sıkıntısız ve en e, doğru rengi yakalamak adına standart yani Provia ve standardı seçtim. Burada ne gran rengi efekti ne başka bir şeyle oynamadım. Ee, beyaz dengesini beyaz öncelikli tutuyorum ki renkleri olabildiğince doğru alsın. Ama fokus bak yani daha önceki içeriğimde de anlatmıştım beyaz dengesi custom bir beyaz dengesi. Yani kendinize göre bir beyaz dengesi de ayarını yapabiliyorsunuz. Buradan da çıktıktan sonra sevgili dostlar burada bir parça kontrastı artırmak adına Ton eğrisini artı bir artı bir olarak düzenledim. Keskinliği artı bir olarak artırdım. Yüksek ISO vesaire vesaire ayarlama. AFMF'ye gelince tabii ki AF tek nokta. Anlatacağım ben size bunu. AF tipini de tek noktaya getirdim. AFC özel ayarıyla bir de tuttum. Hiçbir oynama yapmadım. AF modunu kapat vesaire vesaire. Burada herhangi bir şey var mı? Yüz gösterme tabii ki kapalı olacak. Burada fotoğraf menüsüne gelece geleceksiniz. Ve bir yeri var göreceğiz. Burada çok önemli bir bölüme geleceğiz. Hangi bölüm o biliyor musun? Hani o foto bracketing dedik ya onu nasıl çekeceğimizi ee, anlatacağız makinaya. Bu da netlik dizisi ayarı sevgili dostlar. El ile yapacağız. Burada istediğiniz miktarda kareyi seçeceksiniz. Yani istiyorsunuz ki mesela e, bu ürün 10 karede ben netlerim. Ya da bu ürünü 20 karede netlerim. Bu kare ayarınız o. Ben burada 10 kare seçim yaptım. Adım nedir biliyor musunuz? Birinci adımda bırakırsanız sadece ilk %20'yi netliyor. Ondan sonraki her adım %20'yi daha netliyor. Dolayısıyla %100'ü yakalamak için 5. adıma gelin. Ara zamanlamasında sıfıra bırakın. Yani yine tripodta olacağı için arka arkaya çeksin. Sizin de yapacağınız ayarlarla beraber. Bunları da okeyledikten sonra sevgili dostlar, e, enstantane tipinizi mutlaka elektronik enstantaneye ayarlayın. E, tripodta olacağı için AIS modunuzu kapalı tutun. Titreşim önlemeye kalkar. ISO'nuzu 125'e getirin. Çünkü Böyle şey çekeceksiniz, gerek biraz ışık destekli falan. 125 en net yakalayacağınız alan olacaktır. Ve herhangi bir dinamik aralıkta sıkıntısı yaşamayacağınız için ISO'nuzu da 125'te tutun sevgili dostlar. Bütün bu ayarları yaptıktan sonra da IQ'a gelin ve ayarlarınızı kaydedin. Tekrar buradan gösterdiğim gibi. Atan da deyin, ürün deyin, yazın tabii onu. Geçerli ayarları kaybedin. Evet, siyah beyaz ayarı ben çok seviyorum sevgili dostlar. Ama siyah beyaz ayarı bizi biraz zorlasın istiyorum. Öncelikle beyaz dengenizi beyaz önceliğine, ISO'nuzu da otomatik 500 ile 6400 arasında ayarlayın. Ondan sonra buradan menüden biz artık kendimizi biraz zorlayacağız. Roll çekmek yok bunda sadece JPEG çekeceğiz. JPEG çekeceğimiz için de burada film benzetimizi tabii siyah beyazlardan bir tanesini seçeceğiz. Ben Acros artı sarı, sarı filtreyi çok seviyorum. Ama onlara da bir takım değişiklikler yapacağız. Düzenlemeler yapacağız gördüğünüz gibi. Monokromatik efektle de oynayabilirsiniz. Ama ben şu anda oynamadım. Siyah beyaz fotoğrafın sevdiği iki tane şey var. Bir tanesi kontrastlı sever. Diğeri de grain sever. Dolayısıyla grain efektini açtık. Strong ve small olarak açtım. Ayarladım. Şu şekilde. Güçlü ve küçük olarak yaptım. Burada başka ne yapmışım? Ne demiştik? Kontrast sever değil mi? O zaman ton eğrimizi artı iki, artı iki olarak ay ayarladık. Keskinlik, yani siyah beyaz fotoğraf öyle çok keskin olmaz. Bana sorsanız hatta eksi bir bile yaparım ama ben sıfırı da bıraktım. Burada herhangi bir düzenleme yok. E, AF-MF'ye gelip bunu bir de bir siyah beyaz sokak fotoğrafçılığı olarak algılayacağımız için oradaki ayarların birebir aynısını yaptık. Pardon. Aynısını yaptık. Dolayısıyla AF'nizi tek AF'ye ve AF tipinizi de bölgeye getirmeyi unutmayın sevgili dostlar. AFC özel ayarlarıyla oynamanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek bir şey kalıyor geriye. Ayarınızı kaydetmek. Yeni bir kişisel ayar düzenle kaydet. İsimlendir. Uygula. Atandı bitti. Bunu kapatalım ve son ayarımıza gidelim. Şimdi diyeceksiniz ki ya böyle de bir ayar mı olur? Evet flash için özel bir ayar var sevgili dostlar. Şimdi flash dediğim zaman dışarıda herhangi ya da işte karanlık bir ortamda falan değil ama gerçekten stüdyo karanlığına düşünün ve oldukça karanlık bir ortamı hesaplayın. Şimdi manuel ayarlamalar yapacağınız için flashınızda ne yapacaksınız flashınızda ki man manuel ayar sizin ne olacak? Makineniz 1 bölü 250'yi... İzin veriyorsa 1 bölü 250, vermiyorsa 1 bölü 125. Ya da bilemediniz 1 bölü 60 zaten manuel olarak ayarlayacaksınız. Diyaframınızı da ona göre ayarlayacaksınız. Genellikle diyaframınızı çok böyle hani 1.4'lerde falan tut, tutmanıza gerek yok. Flaşlı çekim neticede. Onu biraz daha 2.8'lere getireceksiniz. Çünkü yüz çekiyorsunuz ve genelde yakın çekim yapacağınız için, çok uzak olmayacak çekimler yapacağınız için bütün yüzün net olmasını istersiniz. 2.8 olur, 4 olur, o civarlarda döner. Eee çekeceğiniz için de ISO'nuzu zaten 125'e kilitleyeceksiniz. Unutmayın bunu. Otomatik 125 e ayarlayacaksınız. Ve beyaz dengenizi de o, o birinci ayara getireceksiniz. Yani beyaz önceliğine getireceksiniz. Unutmayın bunu. Ten rengini yakalamak istiyorsunuz, doğru yakalamak istiyorsunuz. Ve gözü gözü de otomatiğe getireceksiniz. Ama buradan enteresan bir ayar var. Bütün bu ayarları yaptığınız ve karanlık bir odaya girdiğiniz zaman süjeyi göremediğinizi tamamen kapkaranlık bir ekranla karşılaştığınızı göreceksiniz. Ama şuradan kur menüsüne gelip sevgili dostlar e, ekran ayarlarına ve ekran ayarlarının bakayım ikinci sayfasının ikinci seçeneğine gelip manuel modda, modda eğer beyaz dengesini gör derseniz bu sefer açtığınızda hiç ekranınızda hiçbir şey göremediğinizi göreceksiniz bu ayarı tekrar açar iseniz eğer, yani bunu daha doğrusu kapatırsanız bu ayarı, bu sefer de en azından çekeceğiniz ortamı görmeye başladığınızı göreceksiniz. Dolayısıyla bu bunun sizde bu flash ayarlarınızda açık modda olmalı. Bu ayarları yaptıktan sonra da efendime söyleyeyim C7'ye ayarlarınızı kaydedin. Flashlı çekimlerde de böylelikle hiç olmazsa nereye çekeceğinizi görecek duruma gelmiş olursunuz. Sevgili dostlar, biliyorum bu oldukça e, uzun bir içerik oldu ama daha önceden de belirttiğim gibi ben bunları bölümlere ayırdım. E, umarım bu içerik size değer katmıştır, fayda görmüşsünüzdür e, ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sağlık ile kalın, huzur ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. O taraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.